Şimdi eskiden okullarınızda hademe var mıydı? Benim vardı. Hatta Emine teyze, hatırlıyorum da suratını. Yani biz ilkokul çocuklarının tanıdığı bir hadememiz vardı. Artık yok efendim. Eğitim Bakanı öyle bir proje varmış ki aklında, gerçekten akıl alır gibi değil. 5 hademe bir okula değil, bir okula 5 hademe. Gerçekten okulların haline girince o tuvaletlerde elinizi bile yıkamak istemezsiniz. O kadar kirli ki çocuğum kesinlikle o tuvaletleri kullanmıyor. Eve koşa koşa gelerek ilgili ihtiyaçlarını gideriyor. Çocuklar kendi sıralarını kendileri temizliyorlar. Sınıflar çoklu kullanım, hani birkaç sınıf bir arada kullanıyor. Pis yani. Tuvaletlerin kapı kilitleri bile yok. Peçeteleri söylemiyorum. Biz sabret, gitmemeye çalışıyoruz diyorum. O zaman da sıktığı zaman da böbrek hastası olacak. 120 bin istihdam alanı oluşturulmasına rağmen %25'i falan ancak doldurulabildi bunun. Asgari ücretin altında bir rakam olduğu için. Tarikatlarla, cemaatlerle protokoller imzalayıp onlara para aktaracağınıza okulların temizliğiyle ilgilenmeniz gerekmiyor mu? Bakan Tekin'den birer hafta arayla iki farklı açıklama. Okulların açıldığı ilk gün 120 bin personel alındı, bugün yarın okullarda olacaklar demişti. En son asgari ücret bile verilmediğinden okul temizliği için personel bulunamadığını itiraf etti. Sosyal devlet olarak güçlü bir devlet olmadığımız için Ankara'nın göbeğinde biz ekstra ücret vererek temizlik görevlilerinin paralarını karşılamak durumunda kaldık. Pazartesi itibariyle Çalışma Bakanlığı tam zamanlı 30 bin ilave personel istihdam hakkı bize sunacaklar. Önümüzdeki hafta bu problemi de çözmüş olacağız. Bakanın son açıklamasına göre temizlik için 30 bin personel alınacak. Ancak sayısı yetersiz çünkü okul başına bir temizlik personeli bile düşmeyecek. İktidara yakın Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Milli Eğitim gelecek sene için bir formül üzerinde çalışıyor. Bakanlığın okullarda hijyen formülü 5 okula sadece bir temizlik personeli alımı. Bir kişi koskoca okula neyine yetecek? Tuvaletlerimi temizleyecek, sıralarımı silecek. Bir evimizi zor temizliyoruz koskoca okula. Hele ki bu ücretler de imkansız. Katılımcılara katılım sağladıkları günler için yönetim kurulu tarafından 2024 yılı için belirlenen 566 lira 73 kuruş cep harçlığı ödenir. Dalga geçiyorlar, başka bir şey söylemiyorum. 566 lira geçinebilirse kendi geçsin. Bir kere gelsin şuralarda bir yemek yesin. Milli Eğitim bu konuda başarısız. Yusuf Tekin atı tutmayı biliyorsa halkın derdiyle gerçekten ilgilensin. Efendim okullarda bir hijyen sorunu var. Bugün arkadaşlar gündemimiz basketbol. Milli Eğitim Bakanı okullardaki güvenlik ve temizlikle ilgili soruları yanıtsız bıraktı ama eğitim öğretim yılının 3. haftasında da veliler, hatta öğretmenler, öğrenciler hastalanmasın diye okulları temizliyorlar. Eğer iktidar eğitimden tasarruf etmeye devam ederse tablo pek de değişecek gibi görünmüyor. Çünkü Bakan Tekin'in de söylediği üzere günlük 566 lira verilince koca bir okulu temizlemek için başvuru sayısı da yeterli olmuyor. Günlük eve yardımcı bir kişiyi talep ettiğinizde bile 1500-2000 liralardan bahsediyoruz. 3 oda ya da 4 oda bir salon, bir evi temizleyen bir görevli için. En az 1500 lira. Tek kişi, o da her işi yapmıyor yani normal bir eve geldiğinde. Evde temizliğe gidenler 3 artı 1 ev için en düşük 1500 lira isterken bakanlık çok katlı yüzlerce öğrencinin olduğu okulu temizleyecek personele günlük 566 lira veriyor. Haliyle personel de bulunamıyor. Okullarda hijyen krizi sürüyor. Siz saraylarda saltanat sürün, israfın her türlüsünü yapın diye vatandaş okul mu temizleyecek? Veliler ve öğrenciler sizin köleniz değildir. Eskiden böyle bir sorun var mıydı? Ya ben hatırlıyorum. Eskiden hademeleri vardı ilkokulların. Çalışan sistemi bozmak için ne yapmak lazım? Gerçekten akıl alır gibi değil. Hepiniz herhalde Hababam Sınıfı filmini hatırlıyorsunuzdur. Hafize Ana. Hafize Ana'yı hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi gözünüz önüne getirin. Hafize Ana 5 okulda mı çalışsın maaşını böyle bölük pörçük yapıp? Gerçekten çalışan bir sistemi bozuyorlar. Tabii bir de şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Büyük ölçüde varlıklı kesimlerin yaşadığı okullarda bu sorun o kadar görünür olmuyor. Çünkü yıkmış Milli Eğitim Bakanlığı okul aile birliklerinin sırtına, okul aile birliği kendi arasında para toplayıp işçi tutuyor. Ama yoksul muhitlerde insanlar ellerinde süpürgeyle, kovayla çocukların okulunu temizliyorlar. Şimdi bu reva mı? Böyle bir şey sizce hak mı?